Koşacağım, koşacağım, gezeceğim. Hayır güleceğim, şarkı söyleyeceğim. Hayır susmayacağım. Sevgili ilçe seçim kurulu üyesi ve temsilcisi arkadaşlarım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlayarak sözlerime başlamak isterim. Önce kendimi tanıtayım. Mehmet, Avukat Mehmet Rüştü Tiryaki, Halkların Demokratik Partisi'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisiyim. 2015 yılı Mart'ından beri bu görevi parti adına yürütmeye çalışıyorum. Belki bilginiz vardır. Biz 26 Şubat 2017 tarihinde ilçe seçim kurulu üyelerimiz, İlçe Seçim Kurulu üyesi veremediğimiz yerlerde görev yapacak olan temsilci arkadaşlarımız ve İl Seçim Kurulu'nda gözlemci olarak görev yapacak arkadaşlarımızla birlikte 26 Şubat 2017 günü bir eğitim çalışması yapmıştık. 19 merkezde bütün illerden üye ve temsilci arkadaşlarımızın katılımıyla eğitimi gerçekleştirdik. Ancak bu eğitimlere temsilci ve üye arkadaşlarımızın önemli bir bölümü katılamadı. Bu eğitimi katılamayan arkadaşlarımız için bir görsel eğitim programı yapmaya karar verdik. Bugün kısaca size bu eğitimde diğer üye ve temsilci arkadaşlarımıza aktardığımız bilgileri özetle aktarmaya çalışacağız. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Partimiz adına çok önemli bir görevi üstleniyorsunuz ve bu görevi seçimlerde elde ettiğimiz başarı nedeniyle oralarda temsil hakkı elde ettik. 2016 yılı Ocak ayından beri teşkilatlarımızın olduğu ve en fazla oy alan 4 parti arasında yer aldığımız bütün ilçelere ilçe seçim kurulu üyesi görevlendirdik. Siz de bu görevi alan arkadaşlarımızdan birisiniz. Parti adına çok çok önemli bir görev üstleniyorsunuz. Nasıl önemli bir görev üstleniyorsunuz? Biliyorsunuz seçimler sandıkta ve ilçe seçim kurullarında yürütülüyor. Çalışmaların önemli bir bölümü sadece bu iki merkezde gerçekleştirilir. Oy verme iş ve işlemlerinin tamamı sandık başında. Oy verme işlemleri tamamlandıktan sonra birleştirme iş ve işlemlerinin tamamı da ilçe seçim kurullarında gerçekleştirilir. Ayrıca seçim takvimi başladıktan sonra 60 günlük süre içerisinde seçim iş ve işlemlerinin tamamı da ilçe seçim kurulları yürütürler. Siz de bu kurullarda partimiz adına görev alıyorsunuz. Şu ana kadar İlçe seçim kurullarının yaptığı en önemli iş seçim takvimi başladıktan sonra muhtarlık bölgesi askı listelerinin, seçmen listelerinin hazırlanması, bu listelerin muhtarlıkta askıya çıkarılması, itirazı olanların, adres değişikliği olanların bunları işlemesi ve daha sonra seçmen listelerinin muhtarlıklardan, askıdan indirilmesi, buna ilişkin itirazların karara bağlanmasıydı. Bu aşamalar tamamlandı. Umuyoruz ki görev aldığınız ilçede seçmenlerimiz açısından ciddi bir sorunla karşılaşmamışsınızdır. Bundan sonraki süreçte seçim takvimi içerisinde birkaç önemli süreç sizi ve bizleri bekliyor. Bunlardan ilki siyasi reklam çalışmalarına ilişkin ilçe seçim kurullarında yürütülecek işlemler. Buna mutlaka eşlik etmenizi istiyoruz. Çünkü siyasi reklam yerleri ilçe seçim kurullarında belirlenecek. Bu siyasi reklam verilecek yerlerden hangi partilerin yararlanacağı yine ilçe seçim kurullarında belirlenecektir. Bu yerler belirlendikten sonra parti teşkilatımızı bilgilendirmenizi, partimizin yararlanmak istediği yerleri ilçe seçim kuruluna bildirmenizi, aynı yerlerden diğer partiler de yararlanmak istiyor iseler, bu kura işlemlerini yakından takip etmenizi istiyoruz. Siyasi reklam verilecek yerlerin tespitinden sonra birkaç önemli işi daha yapmanız gerekiyor. Bunlardan bir diğeri miting alanlarının belirlenmesine ilişkin. Biliyorsunuz bu miting alanları son bir haftaya kadar valiliklere başvurularak kullanılıyor. Ama son bir haftada siyasi partiler
toplantı ve gösteri yürüyüşleri yerleri valilikler tarafından belirlenmiş olsa da hangi miting meydanından yararlanmak istiyor iseler son haftada ilçe seçim kuruluna başvurmak zorundalar ve aynı tarihte aynı yer için başvuru yapıldığında bunlar arasında kura çekilecek. Bunu da parti adına yakından izlemenizi istiyoruz. Belki de bu seçim süreci içerisinde en önemli göreviniz sandık kurulları üye ve başkanlarının belirlenmesine ilişkin iş ve işlemlerde üstleneceğiniz görev olacak. Yine tıpkı ilçe seçim kurullarında parti olarak temsil edilme hakkı elde ettiğimiz gibi bu seçimlerde ilk kez parti olarak sandık kurulu başkanlıkları için üye ismi bildireceğiz. Her sandık için bir sandık kurulu üyesi bildireceğiz. Teşkilatımızın olduğu ilçe seçim kuruluna üye verdiğimiz her ilçede ki bütün sandıklar için sandık kurulu üyesi verme hakkı elde ettik seçimde elde ettiğimiz başarı nedeniyle. Yine sandık kurulu başkanlıkları için bir liste oluşturup ilçe seçim kuruluna verme hakkını da bu seçimlerde elde ettiğimiz başarıyla elde etmiş olduk. Bütün bunlar bir takvim içerisinde yürüyecek. Takvimin son günü gelmeden mutlaka her sandık için bir sandık kurulu başkanının ve bir sandık kurulu üyesinin isminin bildirilmesi gerekiyor. Üye ismi bildirdiğimiz her sandık için sandık kurulu üyelerimiz görev yapacak. Ayrıca sandık kurulu başkanlığı için verdiğimiz listelerde ilçe seçim kurullarında diğer siyasi partilerle birlikte kuraya tabi tutulacak. Kuradan çıkan arkadaşlarımız sandık kurulu başkanı olarak görev yapacaklar. Biz veya bir başka siyasi parti sandık kurulu başkanlığı veya üyeliği için şayet bir liste vermezsek seçim takviminin son günü itibarıyla o sandık kurullarına daha sonra sandık kurulu başkanı ve üye listesi verme hakkını kaybetmiş olacağız. Bu en önemli görevlerimizden biri olacak. Son görevimiz seçim gününe ilişkin iş ve işlemleri yakından takip etmek. Seçim günü başta da söylediğim gibi seçim işlemlerinin önemli bir bölümü sandık kurullarında oy verme yerlerinde gerçekleştirilecek. Ancak bu sandıklar ilçe seçim kurulunda birleştirilecek. Bütün sandıklardaki oy verme işlemleri ve döküm sayım işlemleri bittikten sonra birleştirme tutanakları ilçe seçim kurullarında düzenlenecek. Bu işlemlerin tamamına başından sonuna kadar refakat etmeniz partimiz açısından çok büyük önem taşımaktadır. Birleştirme işlemlerini yakından takip edin. Herhangi bir itiraz etmeniz gereken sorunlu bir alan varsa mutlaka itiraz edin. İtiraz edilecek bir sorun yoksa bütün tutanaklara imza atmaktan kuşkusuz çekinmeyin. Mutlaka telefonlarınızı önceden şarj etmiş olun. Telefonlarınızın şarj cihazını mutlaka yanınızda bulundurun. Birleştirme iş ve işlemleri hangi saate kadar devam ederse etsin, mutlaka ilçe seçim kurulunda ve görevinizin başında bulunun. Büyük olasılıkla ve bazı ilçelerde seçim iş ve işlemleri çok geç saatlere kadar devam edecektir. Seçim iş ve işlemlerinin tamamı, birleştirme işlerinin tamamı, ilçe seçim kurulundaki birleştirme işlerinin tamamı bir ekranla izlemek isteyenlerin yakından takip etmelerine olanak verecek biçimde dışarıya yansıtılacaktır. Ancak siz burada izleyen değil, o seçim iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini yakından takip edecek durumda olacaksınız. Birleştirme işlemlerini mutlaka yakından takip edin. Herhangi bir aksaklık veya yanlış gördüğünüzde mutlaka uyarın, düzeltilmesini isteyin. Eğer düzeltilmezse tutanaklara daha sonra itiraz edebilmemiz için görevli arkadaşlarımıza da bu konuda bilgi verin. Daha sonra ilçe seçim kurulunun birleştirme tutanaklarına itiraz için vereceğiniz bilgiler partimiz açısından da çok büyük önem taşımaktadır. Şunu söylemek isteriz. Partimiz adına çok önemli bir görev üstleniyorsunuz. Bugüne kadar biz seçim iş ve işlemlerini izleyen parti konumundaydık. Ama bu seçimle beraber
seçimi yapan siyasi partilerden birisi oldu. Sandık Kurulu Başkanı olarak parti olarak bildirdiğimiz isimler seçim kurulu başkanı olarak görev alacaklar. Yine parti olarak bir ismini bildirdiğimiz kişiler sandık kurulu üyesi olarak görev alacaklar. Sizler partinin verdiği bu görevi ilçe seçim kurulu üyesi olarak yerine getireceksiniz. Her aşamada partiyle ilişkilerinizi, partiyle diyaloğunuzu sıkı ve yakın tutmaya çalışın. En ufak bir sorunda başta genel merkezimiz, bilgi işlem merkezi olmak üzere il ve ilçe teşkilatlarımızı aramaktan çekinmeyin. Her konuda genel merkez ve yerel teşkilatlarla size elimizden geldiğince katkı sunmaya çalışacağız. Her sorununuza elimizden geldiğince yanıt vereceğimizden kuşkunuz olmasın. İstediğimiz şey sizden, mümkünse her gün ilçe seçim kuruluna gidin. Yanınızda seçim takvimini mutlaka taşıyın. Seçim takvimini günlük olarak takip edin. Seçim takviminde yazılan iş ve işlemlerin tamamına eşlik etmeye, refakat etmeye çalışın. Bir sorunla karşılaştığınızda başvuracağınız temel belge 139 sayılı Yüksek Seçim Kurulu genelgesi olacak. 139 sayılı genelgede ilçe seçim kurullarının bütün görevleri ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. İlçe seçim kurullarının bütün yetkileri 139 sayılı genelgede vardır. Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda 139 sayılı genelgede bu sorularınıza büyük olasılıkla yanıt bulacaksınız. Dolayısıyla seçim takvimi ve 139 sayılı genelgeyi yanınızda taşımayı unutmayın. Her ikisini ilçe teşkilatlarımızdan, genel merkezimizden, Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesinden veya görevli olduğunuz ilçe seçim kurulundan temin edebilirsiniz. Şu ana kadar yanınızda taşımanız gerektiğini söylemekle yetinelim. Eğer edinmediyseniz mutlaka edinip yanınızda taşıyın. Bir sorun olduğunda partimizin avukatlarıyla diyaloğa geçerseniz birkaç yasa da bütün halk oylamasına ilişkin bütün sorunların yanıtını bulabileceklerini söyleyin. Bunlardan biri 298 sayılı temel seçim yasası, diğeri de 3376 sayılı anayasa değişikliklerinin halk oylamasına sunulması hakkında yasadır. Avukat arkadaşlarımızla görüştüğünüzde bu iki yasayı referans alarak sorunlara çözüm bulabileceğinizi avukat arkadaşlarımızla paylaşın. Bunun dışında partiyle her an günün 24 saati iletişim içerisinde olun. Seçime dair bütün süreçlerde yalnız kendimize güveniyoruz. Yalnız sizlere güveniyoruz. Kendi bilgilerimizle bütün sorunları çözebileceğimizi düşünüyor ve inanıyoruz. Yeter ki aldığınız görevin, sorumluluğun bilincinde olun. Partinin sonuna kadar yanınızda olduğunu bilin. Her tür sorununuza da yanıt vereceğimizden kuşkunuz olmasın. Tekrar söylüyoruz. Her gün ilçe seçim kurullarına gidin. Seçim takvimi ve 139 sayılı genelgeyi yanınızda taşıyın. Altından kalkamayacağınızı düşündüğünüz sorunlar varsa genel merkezimizde, il ilçe teşkilatımızla ve avukatlarımızla iletişime geçin. Elimizden gelen katkıyı sunacağımızdan hiç kuşkunuz olmasın. Eğer kaybedersek çalışmadığımız için kaybedeceğiz. Eğer bir hatayı engelleyemezsek yanı başında durmadığımız için, kontrol edemediğimiz için engellememiş olacağız. Bu yüzden hiç kimseye sorumluluk yüklemeyeceğiz. Bütün sorumluluk bizdedir, bütün görev bizdedir. Bunu hep birlikte başaracağımızdan kuşku duymuyoruz. Sözlerime son verirken hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Demokratik Bejna, Şunu hortukalı bir tep Bejna.